Evet, müzemizi gezdik, evimizi gezdik. Şimdi gelelim biraz kitaplara dedim hocam. Şöyle kronolojik sırayla gideyim istiyorum. İlk Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kitabınızla başlamak istiyorum. Biraz bu içerikten bahsedelim. 2009-2012 yılları arasında Doktor Abbas Karaağaçlı Orta Doğu'dan Orta Asya'ya farklı bir bakış diyor. Bu farklı bakışta ne anlatıyoruz hocam? Şöyle ki ben 10 yılım geçti Orta Asya'da. Yani şöyle söyleyebilirim. Çin'in yıllarından 97'den itibaren Orta Asya'ya gittim. Kırgızistan'a önceleri Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Turan Yazgan'ın kurduğu araştırmalarının Cellabat İnstitüsü. Orada başladım 97'den. Sonra 2010 yılına kadar peyderpey Orta Asya'da çalıştım. Hem Kazak Üniversitelerinde hem Kırgız Üniversitelerinde hem ortak üniversitelerinde. O yılların birikimini nihayetinde özellikle o Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın siyasal sistemleri, kültürel yapıları, onlarla ilgili çok araştırma yaptım. Tabii bu konuda ben her zaman hakkını vermem lazım. Benim orta bu denli araştırma yapmamın en araçlarından birisi veya sebeplerinden biri önüme atan tabii ki eski Kültür Bakanlarımızdan Namık Kemal Zeybek'ti. Sayın Namık Kemal Bizim Zeybek. üniversitemizin mütevelli başkanıydı. Evet. Destek oluyordu açıkçası. Ben de bu şekilde dolaştım. Bu kitap açıkçası 750 sayfa galiba. Orta Asya'da görev yaptığım sırada araştırdıklarımın bir sonucu diyebilirim. Ve orada çok dolaştım. O zamanlar biraz kolaydı Özbekistan'a, Kazakistan'a, Ermenistan'a gelip gitme. Orada o kadar çalışınca 750 sayfalık bir kitap ortaya çıktı. Ve diyebilirim ki dediğim gibi Orta Asya'daki araştırmalarımın sonu bu kitap ortaya çıktı. Tabii şu anda yok satıyor bu artık. Evet. Şimdi şöyle bir şey fark ettim hocam. Diğer eserlerinize de baktığımda ben birçok kitabını zaten son dönemde yaptıklarının bendenizde naçizane editörlüğünü yaptığından dolayı biliyorum. Sizde şöyle bir tarz var. Literatür taramasından ziyade elbette ki literatür taraması var ama daha çok gezip görerek, yerinde Kesinlikle, inceleyerek bir kesinlikle. araştırma sonucu yazmış kitapları. Bir nevi o kitapları okuduğunuzda o bölgeye sanki siz de bir kameramanın tıpkı şu an bizi izlediği gibi Abbas hocamın kitaplarında da siz orayı izliyormuş. Çünkü çok gerçekçe Evet. yaşayarak anlatmış. Bu anlamda o coğrafyayı tanımak isteyenler için birebir özellikle siyasal anlamda tanımak isteyen öğrenciler için, meraklıları için birebir kaynak kitap diyorum. Zevkle Kesinlikle. okuyacağınız bir kitap. Gelelim Şundan, Ateş bundan Attı, başladık Afrika'da sizinle. Milli Devlet Evet. Oluşumu. Kolektivist uluslaşma ve Afrika'da milli devlet Evet. oluşumu. Biraz da bu kitaptan bahsedelim. Yakın tarihte sanırım bu çıkmış Kriter Yayın Evi'nden 2020 yılında çıkmış. Burası benden daha iyi biliyorsunuz Evet, da editörü ben şimdi olduğum alçak için gönüllülük biliyorum. yapmayın. Ama içeriği Açıkçası. tabii siz daha iyi bilirsiniz hocam. Estağfurullah. Buyurun. Bu şöyle. Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Lisans, yüksek lisans, doktoram İstanbul Üniversitesi'nde oldu. Ve tabii ki İstanbul Üniversitesi'nde özellikle yüksek lisansla doktora da Doktor Muş Ateş gibi büyük bir değerle tanışma, öğrenci olma Evet, rahmetli şansım oldu. anıyoruz Rahmetli Doktor Muş tabii. Ateş Hoca. Profesör Doktor Esat Samlar rahmetli Önder Arı ile yani çok duayen hocalarla orada olunca ilgim çoğaldı bu işlere. Tabii ki dediğim gibi Doktor Muş Ateş'le bilhassa. Ve orada araştırmalarım sonra Orta Asya'ya gidince özellikle Tacikistan'a git gel bu Afrika'ya bir ilgim vardı. Hatta bir doktora tezim yazdım ama kabul edilmedi ama Afrika ile ilgili bir birikim olunca bunu çalışmalarımı sürdürdüm şeyde de ne derler Orta Doğu, Asya'da Orta da Asya'da. sürdürdüm. Ve nihayetinde bu kitap çıktı. Yani 20 yılın bu diyebilirim çalışmasıydı siz de biliyorsunuz 20 yılın. Ve bunun kapağında da dediğim gibi Marx, Engels ve Lenin'in yanı sıra Doktor Lumumba, Patrice Lumumba çünkü Afrikalı lider. Kwame Nkrumah yine çok müthiş Afrika'da ne derler ideolojinin, sol ideolojinin ideologlarındandır. Ve tabii Doktor Neto, Agostinho Neto, Angola'nın lideri ve kurucusu, MPLA'nın lideri. Bunların da kapağına fotoğraflarını koydum. Yani bu benim açıkçası kitaplarımın diğerleri hepsi güncel konularsa bu teorik bir kitaptır, kuramsal bir kitaptır bu. Basıldı, ilgi de gördü. Sağ olsun Profesör Doktor Bayram Bayraktar da buna 10 sayfalık bir ön söz yazdı. Bu benim teorik diyebilirim ki tek kitabımdır. Bu sizin de tabii editörlüğünüzün sayesinde bir kitap eser ortaya çıktı. Teorinin yanı sıra yine apartheid rejiminin Afrika'da uygulamış olduğu o sömürge yapısını da Evet. bir nevi aslında gerçekleri gözler önüne sererek Tabii oralarda biraz evet yazmışsınız. Afrika'yı o O da çok şekilde. ilgimi çekmişti. Ben okuma şansına da sahip oldum tabii ki. Şimdi sevgili izleyiciler biz objelerle gösterdik, Orta Asya'yı anlattık ama örneğin Kazakistan'la ilgili çok güzel bir çalışma yapmış hocam.
100 soruda Kazakistan. Yani bir ülkeye gitmeden önce oraları ziyaret etmek istiyorsanız almanız gereken kitapların başında geliyor. Çünkü Kazakistan'ın coğrafyasından, siyasi yapısından, kültürel güzelliklerinden aklınıza gelebilecek her şeyi bu kitabın içinde bulabiliyorsunuz. 100 soruda başka neler var hocam? Şöyle ki biz lisansta okurken bizim İstanbul Üniversitesi'nde sürekli 100 soruda kitaplar vardı o zamanlar. Evet. Böyle bir format vardı. 100 soruda Türkiye'de tarım, 100 soruda Türkiye'de sendikal hareket, 100 soruda Fransız devrimi. Benim aklımda o zaman kalmıştı. Sonra bu format artık 2000'lerden sonra kalktı Türkiye'de. Bu sefer Kazakistan'a gidince, Kırgızistan, Özbekistan falan gidince aklıma geldi. Kazakistan'la ben o diğer çaplamdan başka da birisi olsun uçakla Kazakistan'a gidiyor. Havalimanından bunu alsın. 6 saat yolculuk sürerse bunu okusun. Tarihine meraklısı tarihini, Evet. kültürünü, coğrafyasını, madenlerini, sanayini, folklorunu öğrenmek için böyle bir eser yaptım. Bunun başlangıcını şeyle yaptım. Kazakistan'la tabi buna ortak açıkçası diğer yazarın da hakkını verir. Doktor Firuze Ben oraya Karaağaç'ta. değinecektim. Hemen onu da belirtelim sevgili izleyiciler. Doktor Firuze Karaağaçlı Özdöver aynı zamanda hocamın kızı. Birlikte yazdıkları bir kitap. Çünkü Firuze de çocukluğunu Kazakistan'da yaşamış, o coğrafyayı görmüş. Onun da burada gözlemleri var. Hocamın dediği gibi o ülkeye gidecekseniz eğer 6 saat yolculuk yapacaksanız bu kitabı aldığınızda o ülkeyle ilgili çok fazla fikir edinebiliyorsunuz. Rehber niteliğinde bir kitap. Hem bilimsel bir kitap hem de rehber niteliğinde bir kitap. Kesinlikle Almatı'ya indiğinde Almatı mesela müzeler şehridir. Almatı müzeler şehridir. O kadar çok müze var ki. Almatı kiliseler şehridir, parklar şehridir, kütüphaneler şehridir. O kadar çok. Her kütüphane ile ilgili olan filanda gördüğüm için Evet. Almatı'daki hangi kütüphaneye gidilir, nasıl görülür, hangi yemek yenir. Yani biraz bir şekilde söyleyebilirim. Bilimsel ama bir de güncel, popüler bir kitap bu. Bu 100 soruda Kazakistan bitti tabii kızım Doktor Füze ile yazdık bunu Karaağaçlı ile. Daha sonra bunu şimdi 2-3 tanesi daha hazır. 100 soruda Kırgızistan hazır. 100 soruda Özbekistan. Özbekistan Evet. hazır. 100 soruda Türkmenistan. 100 soruda Tacikistan. Ama bu sıralar Katar öne çıktı. Ya bu ne Katar'dır? Türkiye'de çok popüler bir şeyler oldu işte. Tank fabrikasından falan Katar önden gelince. Ya bu menemenemdir bu Katar diye bir şey diyeyim. Baktım bu da boşluk var. O da bitmek üzere. 100 soruda Afganistan. Yani bu formatı açık sırası. Tabii sizin desteğinizle editörüm olarak. Bu seri devam edecektir. Allah uzun ömürler verirse inşallah. İnşallah Bu 100 hocam. soruda sürekli önce komşu ülkeler. Tabii bildiğimiz yerler. Kazakistan'dan sonra Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan. Sonra Afganistan ve Katar sırada devam ediyorum. Bu şekilde devam edecek. Artık 100 soruda formatını bu şekilde kafamda var ki devam edelim. İnşallah dedim ki beraber içimizin eserler oluyor bu şekilde. Bunu devam edeceğiz. Peki Orada ben şey oraya geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Abbas hocam Giresun'da yaşıyor uzun yıllardır. 2006'dan beri mi buradasınız hocam? 2009'dan. 2009'dan itibaren Giresun'da yaşıyor. Fakat bir Giresunlu'dan çok Giresun'u tanıyor. Hatta bizim bazen bilmediğimiz yerleri anlatıyor bana. Ben işte bu hafta sonu şuraya gittim, buraya gittim. Hocam nereden biliyorsunuz siz buraları diyorum. O kadar meraklı ki gezmeye. Bu kadar kitaptan sonra 100 soruda Giresun gibi bir çalışma da düşündünüz Ay ne mü? güzel bir fikir ya. Şimdi ben burada bir fikir vermiş Ama oldum. bir şey var. Bakın sizinle sizin ortak çalışmalarımız var ya şey Giresun değerleri. Evet. Biliyorsunuz o eseri biz şimdi önce şairler, yazarlar, sanatçılar, tarihçiler, kanaat önderler yapıyoruz ya. Hatırlarsınız ben size söylemiştim bir kere. Yaşadığımız şehrin köylerini, beldelerini anlatalım. Hatta ben Çağlayan Köyü bitirdim biliyorsunuz. Evet. Çağlayan Köyü. Burada Giresun'da desek ki Çağlayan Köyü'nü anlat. Belçeci 2 dakika anlatır. Ama ben size ne söyledim? Çağlayan Köyü'nün inanılmaz şelalesini mi, Göbek Kilisesi'ni mi, mağarasını Taş mı, köprüleri. tabiatını mı anlatalım? Ben Çağlayan'ı bitirdim. Aslında buradan da gidebiliriz. Belki de ortak bir çalışma olur. Bütün Giresun'daki, bütün bizim yazarçısı etrafımız maşallah Giresun'da çok. Evet. Benimdense bir kolektif eser meydana getirelim yine. Bütün herkese söyleyelim. Herkese bundan şimdi içinsin konuşacağız birazdan Giresun değerleri. Bütün arkadaşlarımıza söyleyelim. Herkese 3 tane köyümüzü, kasabamızı, beldemizi tanıtalım. Bir tane güzel eser çıksın. Birisi de Giresun'a geldiğinde gerçekten şimdi son zamanlarda diyelim ki bu kaplıcalarımız veya ne diyelim şelalelerimiz çok meşhur oldu ya. Ama yine ben geçen de Doğankent'te bir şelale ve oradan fotoğraf paylaşmıştım. Hakikaten Giresun'da bazı arkadaşlar söyledi. Burası neresi? Hatta hatırlarsınız bundan önce içerisi önce
Çal Dağı'nın eteklerinde bir yere gitmiştim. Ya cennet midir burası? Çal Dağı'nın etekleri Erimez'den devam ettim. Tabii hafta sonları dolaşınca Yedi Değirmenler'den tutun ta Alçakbel'den tutun ta her yer bir eser ya, tabiyet cennette yaşıyoruz açıkçası. Evet, Bu ne bu Giresun fikir cennet güzel. diyor kendisi. Bu Özellikle gerçekten de güzel bir şey. Devam edelim. Giresun'u siz görsel olarak da diğer ülkedeki arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Hatta bir konferansta da ben de denk gelmiştim. Bir Çinli akademisyen, Evet. orası neresi, cennette mi yaşıyorsunuz diye bir konuşma Evet. geçmişti arasında. Ne güzel, kendi memleketimizi de tanıtımına bu şekilde destek oluyor. Ve hocamın bahsetmiş olduğu Giresun Üniversitesi Giresun Değerlerine Sahip Çıkıyor birinci cilt kitabını biz çıkarmıştık. Bu kitapta Giresun'a hizmet etmiş, Giresun'un tarihine, sporuna, basın veya turizm, aklınıza gelebilecek şair, yazar, 12 kişiden oluşan değerlerimizi anlatmıştık. Bunun ikincisi yolda. Şu an onun da editörlüğünü birlikte yapıyoruz. Orada da Giresunlu çok değerli isimlerimiz var. Hasan Ali Yücel'den Aziz Bu Nesin'e neyse siz kadar. anlatın kimler var. Burada Evet, kimler var? burada Yeşil Giresun Gazetesi'nin ilk kurucularından Hasan Öğütçü, araştırmacı yazar Erdem Menteşoğlu, şair Ahmet Kaçar, şair Bahtiyar Öztürk, namı diğer Dayımoğlu lakabıyla bilinir. Tarihçimiz var Ayhan Yüksel. Onların Giresun'a yapmış olduğu kültür hizmetleri ve eserlerini biraz da hayatlarından kesitler verdik. Ressam Hasan Demirel var keza. Şu an Giresun Meydanı'nda görmüş olduğunuz o Çotanak figürünün ve Osmana arkadaşlarının heykel tasarımını yapan bir ressamımız. Çok değerli bir isimdi. Ve hocamın söylediği, birlikte paylaştığımız fikir de güzel. Evet, 100 soruda Giresun'da Hakikaten yapabiliriz. güzel fikir çıktı Güzel bir buradan fikir ve bence. Giresun'a bir nevi hem Gelen birisi bilimsel, satılsın her yerlerde. Evet. Ki hocam şimdi Giresun'la ilgili özel Evet. çalışmalarımız olacak. Oraya geçmeden önce Evet. bilimsel alanı bir bitirelim. Şimdi Buyurun çok ateş güzel. hattı, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika. Bu da hocamızın bugüne kadar bu bölgelerle ilgili yapmış olduğu Evet. makale çalışmalarının tamamının bir kitapta toplandığı bir arşiv aslında. Özellikle uluslararası ilişkiler, İlişkiler, evet. Avrasya araştırmaları yapan öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz ki lisans öğrencilerimiz de Tabii artık lisans oraya öğrenci zaten, hazırlanıyor. evet. Bu kitaptan çok faydalanabilirler. Kaynak niteliğinde dediğimiz gibi Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ile ilgili Sayın hocamızın yazmış olduğu makale çalışmalarının tamamı bu kitapta Tabii toplanmış. bunun da editörü sizsiniz. Teşekkür Evet. ediyorum. Ha, bir de unutmayalım. Doçent Doktor Merve Hanım, Evet, bütün bu Merve Yıldırım kitapların bütün kapak çaplar tasarımı. kapaklarında kendisinin eseridir. Gerçekten iyi bir editör, mükemmel. Tabii kapaklarını bizim grafiğini yapan da Merve Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bu sırada bir malum Gazze meselesi var. Gazze'de işte İsrail rejimiyle oradaki Hamas arasındaki çatışmalar ve tabii şu anki de 37 bin maalesef Filistinli orada insan katledildi İsrail tarafından. Orada bazen bir şeyler geçiyor. İran'ın vekil savaş silahı deniyor. Mesela diyelim ki şimdi şeyde yazıyorum da o elimde bitiyor inşallah. Husiler, Yemen'deki Husiler kimdir? Evet. Açıkçası televizyonlarda akşam çıkıp da istisnadır yani Husni Mahalli ve birkaç yazar veya araştırmacı veya işte yorumcunun dışında diğerler açıkçası şu aralarla bilgiler olmadan fikir sahibi olan insanlardır. Ellerinde sopalarla bir şey anlatıyorlar ama gerçekten boş anlatıyorlar. Mesela kimse bu cümle aşkına Haçlı Şabi'yi anlatmadı. Meraklar mı var Haçlı Şabi? Haçlı Şabi İran'ın diyelim ki vekalet savaş silahının Irak'taki olandır. Bunun içerisinde Haçlı Şabi var. Burası alsın. Güzelce Haçlı Şabi nedir? Orada ne var diye. Buna benzer birçok şey var bunun içinde. Yani bu çalışmada günümüze ışık tutan, bugün yaşanan gelişmelerin de arka planını göreceksiniz. O anlamda da Evet, bu kıymetli bir kitapta kaynak. bu bayağı birkaç sayfadır, bakayım 400 sayfalık bir Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ile ilgili Evet. eserlerimizdir. Bunu biliyorsunuz, bunu biz şey derken, bundan önce Çilekör döneminde İngilizce yayınladık ve bizim üniversitenin tanıtım bir kitapçığıydı. Güzelce sağ olsun Hafız Evet, Hanım da Giresun İngilizcesini Üniversitesi'nin yaptı, İngilizce olarak tanıtımı. da öğrencilere hazırlanmış olduğu bir tanıtım broşürü. O dönemde rektör danışmanıydı Apas hocamız. İngilizce bir eserde o şekilde ortaya Türkçesi de koydu. var zaten bunun. Evet. Aynı zamanda İngilizce'ye de çevrilmiş bir çalışma. Karasamız o zaman şey. Bunlara da yeri gelmişken tabi zannedilmesin ki eserler Türkçedir. Birçok da makalelerimiz herhangi bir akademisyen gibi yayınlanıyor.
Bunlar benim iki tane, üç tane var da biri kitabı bulamadım şu anda. Şöyle Emerald diye bir yayın evi var Londra'da. Dünyanın en saygın yayın evlerinden birisidir Emerald Yayın Evi. Ve bu Emerald Yayın Evi'nin de makale ve kitap yayınlamak gerçekten çok zor kriterleri var. Onu yerine getirmek gerekiyor. Ha ben tabii benim kendi emeğim değil. Bizim üniversitenin birçok insanın burada makalesi var. Doktor Osman Sirkezi ve Profesör Doktor Kamuran Elbeyoğlu'nun emekleriyle bu eserler yayınlanıyor. Şu ana kadar üçü yayınlandı, dördüncüsü yayınlanacak ve kadın üzerine, sokak ekonomisi üzerine ve bunlar üzerine de çünkü benim için eserlerim konuklu Afganistan'daki kadın ve Afganistan'daki çocuk istismarı falan üzerinedir. Emerald tarafından yayınlanan ve dünyanın şu anda Brezilya'dan ta Japonya'da satılan kitaplardır. Burada İngilizce makalelerimizdir ki bu da devam edecektir. Şimdi dediğim gibi bu Şöyle şekilde. söyleyebiliriz, Giresun Üniversitesi Karadeniz'de bir üniversitenin hocası, orada bir öğretim üyesi yayınlamış olduğu eserleri İngiltere'de Londra'da çıkan bir yayın evinde, Emerald yayın evinde yayınlanıyor. Bu aynı zamanda yine Giresun'u markalaştıran, Giresun'un ismini, üniversitenin ismini, dolayısıyla memleketimizin ismini dünyaya açan bir çalışma, bilimsel bir çalışma. Bundan dolayı da tebrik ediyoruz hocam sizi. Ve geliyoruz yavru vatana. Az önce sevgili arkadaşım da çekmişti, kameraman arkadaşım. Rahmetle yad ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Hürriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş bu kitaptan dolayı da kendisine takdirname vermişti. Evet. Efendim nedir bu Kıbrıs'la ilgili yaptığınız çalışmanın içeriği? Biraz Şöyle ondan bahsedelim. ki Üç ayrı dilde sanırım, değil mi? söyleyeyim şöyle. Orada Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde görev yaptığım sürede baktım ki hocalar da oradaki herkes de genel olarak solun bakışıyla bakıyorlar KKTC'ye. AKEL Parti vardı şeyde Güney Kıbrıs'ta AKEL Komünist bir partiydi. AKEL ile Sovyetler Birliği ilgisi çok fazla yakın olunca AKEL'in fikirleri oraya yapmış ve maalesef benim de önceden çok aşırı İslam Üniversitesi okuduğumda o gözle baktığımda genel olarak 1974 Barış Harekatı'na olumlu bakmayan bir zihniyet var. Tabi zaman içinde burada değişim olunca ben de ve orada görev yapınca ben dedim bu görevim benim. Biz Barış Harekatı'nın amacını anlatmalıyım ve bu şekilde devam etmeliyim. Ben bu eseri yazdım. Bu Kipir yazıyoruz. Kipir meselesi yani Kıbrıs meselesi. Ve bu kitabı yayınladık. Hatta yayınladığından sonra bir problem oldu. Çünkü orada dediler ki yani Kıbrıs meselesine neden tek KKTC'nin bayrağını koymuşsunuz? Rum kısmının bayrağı nerede? Ama sağ olsun hallettik bir şekilde. Orada Kazakça yazdığım Kıbrıs'ın meselesini bizim Kıbrıs'a haklı olduğumuzu anlatan bir kitaptır. Tabii ki benim için de en büyük gurur, en büyük şeref, en büyük nedenle onur. Sayın Rahmetli Denktaş'ın huzuruna gittim Lefkoşa'da ve beni ödüllendirdi ve takdir belgesi verdi ve demin de söyledim. Benim bundan sonra kızıma ve torunlarıma ev, araba bunlar hiçbir şey gelip geçicidir. Onlar diyecekler ki bizim dedemiz ya da torunlarım diyecek İran'dan gelmiş. KKTC ile ilgili bir Kazakça kitap yazmış ve Denktaş gibi efsane bir lider demiş ki ona takdir belgesi. Bu davamıza büyük katkıdır. Bunun onuru bana yeter. Ömrümce bundan sonra bu onuru taşıyorum. Ne Bu öyle bir mutlu, ne mutlu eserdir. size. Bu şöyle yazıyor. Halkaralık Katnaslar Terimler Sözlüğü. Bu Halkaralık Katnaslar Terimler Sözlüğü yazıyor bu. Bu Kazakça. Kazakça Halkaralık Katnaslar Terimler Sözlüğü. Bu Uluslararası İlişkiler Terimler Sözlüğü. Bu da Kazakça yine benim Orta Asya'da yayınlanan bir eserim. Bu El Arak Malumatlar Sözlüğü. Bu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin yayınıdır. Bu da bu şekilde burada Türkçesi burada okunuyor. Evet, Uluslararası İlişkiler Yani sözlüğü Sözlüğü. Manas Üniversitesi'nin yayınıdır. Bilimsel yayını. Ya yani burada benim Orta Asya'da yayınladığım birkaç Kazakça ve Kırgızca eserlerimdir. Başka şeyler var da tabii işte bunları bulabildik bugün ortaya koymak için. Tabii şey var. Ne derler? Bunları yazıyorum. Popüler yazılar ne zaman kadar devam edeceğimi bilmiyorum. Ama bir cümle hayda son vereceğim. Bunu aslında ne bileyim biz önceden hiç planlamadığımız için. Söyleyebilir misiniz şu o zaman? Sen sürekli şeyden romanlarından söz ediyorsun. Nedir? Bunlar ne haldedir? Soruyor musunuz? Ben yoksa sorup kendim mi cevap vereyim? Oraya geleceğim, burayı bitirdikten sonra. Şimdi Evet. bu kadar kültürün, sanatın iç içe olduğu bir yerde, bu kadar çok kitap kaleme alan yazarın elbette ki bilimsel çalışmaların dışında başka Evet. çalışmaları da var. Apas hocamızın bir roman çalışması var. Çok uzun yıllardır devam ediyor, değil mi bu Söyleyeyim da? size romanlarla ilgili. Şimdi biri bitti. Adını da söyleyeyim ama yayınlanacak nasıl olsa bitti ası. Su Samuru Vadisi İncisi. Su Samuru Vadisi İncisi.
Bu Susamburu nedir? Kırgızistan'da başkent Bişkek'ten güneye giderken, yani güney eyaletlerine giderken, Cellabat, Oş ve Batıken'e gittiğimizde Susamburu diye bir vadiden geçiyoruz. Tanrı Darlağı'ndan, tünelden geçiyoruz. Bu orada cereyan eden bir romandır, bir roman. İnzi neden Susamuru? Susamuru bölge ya, İnzi aslında Bermet. Normalde romandaki karakterin adı Bermet, kızın adı Bermet. Bermet. Bermet, İnzi demek. Ama Bermet'i burada Türkçe yazacağı için, eser yayınladığı için, baktım Bermet'in karşılığı İnzi'dir. Yani Susamuru'ndaki İnzi'nin bir kızın şeydir. Bir romantik şöyledir, yani şöyle söyleyeyim. Tabii ben Yüzmin Fırın, Emin Maluf'un çırağının çırağı olamam. O başka. Emin Maluf benim bir idolümdür. Ama öyle tarihsel süreçler günümüzü birbirine getiren bir roman olacak bu. Bir roman. Bitti zaten. Bu Emin Maluf'un taktiğini izliyorum açıkçası orada. Bu bir. Bunu koyuyorum bir tarafa. O hazır şey bir şekilde yayınlanacak. İkinci bir romanım daha var. İmera. İmera. Sırf İmera. Tek İmera. İmera da bir kızın adıdır. İmera da yayınlandığında göreceksiniz. Bu coğrafya ile ilgilidir. Daha çok Gümüşhane ile ilgilidir Karadeniz, İmera. evet. İmera Gümüşhane ile ilgilidir. İsfahan diye bir romanımın daha adıdır. Bu da peyderpey yayınlanacak. İsfahan'da yine Emin Maluf'un eserlerinin şeyidir. Ne derler? Benzeridir. O benzeridir. O şekildedir. Bir de Kalbimin Sultanı diye bir eserim. Siz esasen her şeyi biliyorsunuz ama çok Dört tane fazla. roman yolda yani Evet. Uzo'nun müjdesini de Kalbimin buradan vermiş olduk. Sultanı önünde bir isim de var ama onu söylemiyorum. O kalsın. Siz Evet. biliyorsunuz, ben biliyorum. Bu şekilde o da kalsın. O da bitti. %80 falan bitmek bitti. O da Kalbimin Sultanı diye bir roman. Şu anda 4 tane romanım açıkçası hemen hemen bitmiş vaziyettedir. Zaten hocam iletişim de okuduğunuz için bir nevi siz edebiyatla iletişim, disiplinler arası birbirine yakın alanlar sadece uluslararası siyaset değil, aynı zamanda edebiyatın da içinde ve bundan sonraki yıllarda daha çok edebiyat dalında mı sizi göreceğiz? Şöyle söyleyeyim. Aslında Allah uzun ömürler versin. Ben Profesör Doktor Özden Yeniçeri ile çok yakındım ve hep söylerim. Özden Yeniçeri'nin çantasını taşımaktan hep onur duyduğum bir hocamdı. Çok yakındık. Orta Asya'ya sürekli gelirdi. Abbas derdi, sen basın yayında okuduğun için olaylara gazeteci gibi bakıyorsun, edebiyatçı gibi Evet, bakıyorsun. kitaplarda o Kitaplarda yansımaları derdi. görüyoruz. Ya bunu kurtul derdi. Tamam hocam derdim. Sen diğer o şeyde Afrika'da falan onu kurtulmaya çalıştım. Gerçekten o da buyurduğunuz doğrudur. O şekilde bakıyorum. Tabi bu şekilde dediğim gibi bir müddetten sonra artık Afganistan yazmaktan, Orta Asya yazmaktan, ne bileyim bu şekilde Gazze, Hamas, Hizbullah, ne bileyim her şey abi. Buna yazacak peyderpey. Bakın size söyledim ya, bitmek üzeredir inşallah. Yemen'deki Husiler. Kimdir bir bilsinler. Bu bilgi olacak tabii ki. Evet. Yemen'deki Husiler. Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah yine Haşr-ı Şabi falan yazdım. Bunlar tabii işin benim mesleğim uluslararası şey hocası olarak yazmam lazım. Kimi var bizim bölümlerde çok güzel uzmanlar var. Kafkasya uzmanı var. Mesela bizim Yalçın Sarıkaya iyi bir Kafkasya uzmanıdır. Göktürk hocamız bizim çok iyi bir Balkan uzmanıdır. Kemal Çiftçi siyasi tarih uzmanı. Çok güzel değerli hocalarımız var. Betül hocamız tam bir siyasi tarih ve kuramcıdır. Gerçekten bizim bölümlerde çok iyi hocalar var. Evet. Özellikle uluslararası ilişkiler bölümümüzün biz hocaları inanın hepsi bilen çok değerli. İktisat Bile. Fakültesinde Çok genel değerli olarak hocalarımız var. kıymetli Bu işin hocalarımız var. mesleki kısmı olacak. Ama roman kısmı dediğim gibi Susamur Vadisi İncisi, İmera, İsfahan, Kalbimin Sultanı, Peyderpey gelecekler ve bunlar devam edecek. Bu şekilde dediğim gibi bu muhtemelen de tabi bunlar hepsi Cenab-ı Allah uzun ömür verirse olacak. Gelecekte İnşallah. artık siyasi kitaplarımdan çok romanlarımla şey etmek Anılacağım istiyorum, diyorsunuz. anılmak istiyorum. Aslında şöyle bir şey, Manas Destanı'ndan bahsettiniz, Türk kültüründen bahsettiniz. O destanlardan süzülüp gelen çağdaş bir destan da olabilecek nitelikte sanıyorum romanlarınız. Bakalım. Tabii bir de şöyle bir şey var. Geçmişten... Gerçekten o Sitek yani Roma hakikaten orada çok şeyde Manas Destanı okuyunca orada Manas'ın oğlunun entrikaların filan 1400 min yani kaç sene geçiyor onun yazısını olar bakınca tabii Radloff bunlar sonra şey etmiş esere dökmüş yazmış uzun yıllar sözlü edebiyatla gelmiş Manas'a. Şehname okuyunca tabii Şehname bambaşka ta 2500 sene öncesi İran'ın o efsane krallarının, piştadilerin ve kesrailerin hikayeleri tamamen o Turan, İran şeyleri o başka bir şey oluyor. Arkada yetiştiği coğrafya denir ya, yetiştiğin coğrafyada bunları görünce
Tabii ki hepsi senin mutlaka benliğin içine eser ediyor. Tabii bazı başka şeyler de buna el ele veriyor. Nihayetinde akıcı bir şey çıkıyor. Roman çıkıyor, akıcı bir eser çıkıyor. Dilerim dediğim gibi bu kitaplarımız hakikaten yok satıyor birçoğu gerçekten. 5-6 sene geçen ne zamandı baktım. 3 kitabımız sizinle beraber editörlüğüm yaptığımız 5 haberim yoktu. En çok satan listeye girmişler. Ne Bizim güzel. için de haber de yapıldı o günlerde Evet, biliyorsunuz. evet hocam. Bir gün dilerim siyasi kitaplarımızdan çok tabii yine editörlüğünü siz yapacaksınız ya benim romanlarımın. Kabul Romanlarımız da buyurursanız çok tabii. satanlar listesinde olur O inşallah. zaman öyle olacak. Yani romanlarımız da içimiz şey. Ha tabii sizin de o zaman şiirleriniz yayınlanacak. Sizin bir eseriniz çıktı tabii. Ahmet Kacarlı olan kitabınız fevkalade her taraftan takdir toplayan. Sizin eliniz, kaleminiz çok güçlüdür. Nasıl ki Estağfurullah. seyyalen konuştuğunuzda çok müthiş konuşuyorsunuz. Yani Giresun'da Türkçe'yi en iyi konuşan sunucu sizsiniz. Bunu hiç kimse... Estağfurullah hocam. Yok yok doğrudur. Hep zaten ben bugüne kadar da en büyük eksikliğim bence sizden bir diksiyon dersi almam olmuştu ama şunu söylüyorum bak bir daha söylüyordu. Bir kere Namık Kemal Zeybek'ten çok söz ediyorum. Ya herkes bir şey söylüyordu. Birisi ben şivem. Apa sen dedi bu şivenle kal dedi. Gerçekten söylüyor. Apa sen bu şiven sana yakışıyor dedi. Hala da biz beraber öyle konuştuğumuzda öyle kaldı. Tabii biraz daha güzel. Ama şöyle dedi. Abbas dedi herkes İstanbul şivesiyle konuşmak zor. Konuş işte dedi. Hoşa gidiyor dedi. Neyse ama eserlerimde tabii ki eğer evrensel bir eser ortaya koyacaksak, Türkiye'de Dile satılacaksa tabii ki dil çok dikkat bakımından ediyorsunuz tabii hocam. sizin Evet. şey dedi, bunu dikkat edeceğiz. Dilerim dediğimiz gibi. Gelecekte hatta böyle bir hayalim var. Olur mu olmaz mı? Her dört eser hangisi olur? Belki bir günde birisi ya alır bunları bir şey yapalım. Filme çevirelim. Hakikaten söylüyorum. Ve gidip oralarda şey vardı, rahmetli Cengiz Aytmatov, tabii yakın oldum kendisiyle, evine giderdim. Kız kardeşi Rozo Otombayeva, onunla tanıştığımız vardı, oğluyla falan. Bir gün gerçekten yanındaydım, gözleri doldu, dedi ki, benim adıma bir şey var, park var Türkiye'de Elazığ'da, bakın ne kadar duygulanmıştı. Sonra konu geldi şeye, hatta Bayramkaya bizim dekan, şimdi o da çok değerli bir hocamız Bayramkaya, Profesör Bayramkaya. O da söyledi ki ben dedi Karadeniz'de bir filmi çekmek istiyorum. Karadeniz'e geleceğim ve hangi sahne, nerede çekilsin söyleyeceğim. Ömrü vefa etmedi. Rahmetli Cengiz Aytmatov tabi. Özellikle de Cengiz Aytmatov ile ilgili benim bir makalem var. Onu gerçekten duygusal bir şeydir. Yani Cengiz Aytmatov'u ben hep söylerdim. Esasen Nobel Edebiyat Ödülü'nü almak zor, almalıydı o. Vermedi de bir siyasi bir şeyler oldu. Ama cenaze törenine katıldıktan sonra gittim o cenazesini gördükten sonra dedim ki bu çoktan aşmış Nobel. Cengiz Aytmatov Evet. öyle bir adamdı. Evet. Yani bizim Yaşar Kemal gibi ve diğerler gibi. Ben de düşüncem şu. Tabii dediğim gibi bunlar ben hiç mi hiç o kadar aptal değilim kendim onlarla kıyaslamaya. Ama şöyle düşünüyorum. Kerpelçe bizim bir gün eserlerimizin birisi film olur. Ve deriz şey, hadi Orta Asya'da gidelim. Su Samuru Vadisi filmini burada çekeceğiz. İşte Karabalta var orada, Su Samuru var, başka yerler var, Tohtakörl, Karakörl. Bunlar roman eseri Güzel, işte evet, yapacağız orada. dilekler ve Değil mi? Güzel bir evet. şey oldu. İmera'yı şunu da çekelim. O zaman kamera arkasındaki kardeşlerimiz de bizimle olurlar. Hatta onlar ömrü vefa eder, gençler daha. Ve Önlerinde çok zaman var. Değil mi? kalbimin sultanını nerede çekelim? O zaman sizinle beraber konuşacağız o Tamam, zaman. Doğru mu? tamam, Evet, tamam hocam. yapacağız evet. Efendim, bayağı güzel bir sohbet oldu. Zaman da su gibi aktı geçti. Değil mi? Süremiz de doldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Evinizin teşekkür kapılarını ederim. bize Siz açtınız. geldiniz. Her zaman öyle oluyor. Ben bir bu hatırlar mısınız? Bu kitap yayınlandığında siz gelmiştiniz. Bu zaman Çimin hala 12 yılındaydı. Geldiniz. İlk röportajımızı orada yaptık bu Evet, anlamda. evet. Bundan önceki evde oturuyorduk. İlk Ve tanıtım çok güzel yaptığımız oldu ve kitaptı. ayağınız o kadar uğurlu geldi ki çok kısa sürede kitap satılıyor tabii. Satıldı sattı tabii sizin katkınız çok oldu bunun şey Estağfurullah yayınlanmasında. hocam, siz Şey satma. yazdınız, ulaştı okuyuculara Yok ve bunu okuyucular da da şeye kıymetli tutuyorum ben. buldu. Sizinle biz ne yaparsak her zaman öyle oluyor. İyi bir ikili olduk biz açıkçası. Bir anlamda Zeki Alasya, Metin Akpınar ve bazen çok şey de vardı hatırlarsın. Biz ondan Müjdat Gezen'le şey vardı. Hoca değil, şey, Ferhan Ferhan Kutman. Kutman. İkili. Biz de edebiyatta, yazıda, eserde, faaliyetlerde, sosyal faaliyetlerde, Giresun değerlerine sahip çıkmada hep beraber hareket ettiğimiz için biz de o şekilde bir ikiliyiz Evet, açıkçası. çünkü amaç olarak da her ikimiz de hocam da ben de Giresun'a hizmet Giresun'u etmek. seviyoruz. Giresun'u çok Birinci seviyoruz. anlaştığımız Türkiye'yi seviyoruz, insanları seviyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Kesinlikle. Evrensel bir bakış açımız var. Bu bağlamda bir eserimiz, bir tane daha eserimiz var değil mi? Sizde şimdi o da.
Tahran'da Amerikan Büyükelçiliği'nin şey, o da bitmek üzeredi. Evet. Evet, bir tercüme Tarihi de var. belgelerle ilgili, Tarihi ama onu belgeler. bitince özellikle tanıtımını yaparız Tanıtım Özal Hanım yapacağız. arkadaşlarına. Derslerimizle beraber çalışıyor da bitmek üzeredi. Bir daha da çok eserlerimiz var inşallah. Mutfakta çok efendim yayın var. Harıl harıl çalışıyor hocamız. Biz de düzeltmelerini yapmaya çalışıyoruz. Yakın bir tarihte yine yepyeni eserlerle karşınızda Bir olacağız. tane daha eserimiz var. Bir tane daha yüksek lisans öğrencimle çalışıyoruz. İran'da siyasal sistem. Son zamanlarda İran'da bu helikopter kazasından sonra baktım yine bilen bilmeyen fikir veriyor açıkçası. Bu nedenle de hızlandırdık onu da. İran'da yasama erki nedir? Yürütme erki nedir? Cumhurbaşkanlığı erki nedir? Ve bunların birbirleriyle girift ilişkileri, hangi siyasi kurum, hangi ağır dengeler, çok enteresan bir şey. Son Onu yaz. helikopter kazasından sonra İran'ın siyasal yaşamı ile ilgili bir tanıtma Başına yapıyorsunuz. 79'dan beri İran'daki yasa, anayasalar, anayasanın işte dediğim gibi meclisler var orada, uzmanlar meclisi, anayasal koruma meclisi veya normal parlamento veya dini lider veya bunlar gibi birçok şey var, ne derler orada, konu var. Bunların hepsiyle ilgili bir kitabımızda yayınlanacak inşallah. Ortak Rana Hanım diye bir yüksek lisans öğrencim var. O da inşallah tabi editörce sesini de yayınlanacak. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kapatmak durumundayız sanırım. Süremizi doldurduk. Tamam. Çok zevkli bir sohbetti. Devamına ED28'de tekrar görüşmek üzere. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinizi sevgiyle selamlıyoruz efendim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.